Günaydın. Benim adım Volkan Çallar. Volcom Türkiye'nin satış ve pazarlama müdürüyüm. Bugünkü seminerimize hoş geldiniz. Bugünkü seminerimize Müslüm Bey geldi. Müslüm Aydoğdu, Legrand'da ev otomasyon yöneticisi, ürün yöneticisi. Kendisi aynı zamanda Intercom ve aydınlatma yönetim çözümleriyle ilgileniyor. Müslüm'e çok hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Özellikle bu seminere vereceğiniz için çok seviniyorum. Çünkü ev otomasyon çok ciddi bir trend bir konudur. Evet. Sürekli yenilikler gelen bir konudur ve bizim sektörde de bizim üyelerimiz arasında çok ilgi çeken bir konudur. Onun için bu seminere verebileceğimize dair çok memnunuz. Seminere başlamadan önce size birkaç bilgi vereyim. Seminerimizin kendisi ortalama 40-45 dakika sürecektir. Artı bir soru cevap kısmı olacaktır. Eğer sorularınız olursa lütfen burada sol tarafta görüyorsunuz, chat alanına yazın sorularınızı ve yorumlarınızı. Müslüm Bey sorularınızı seminer sonunda cevaplayacaktır. Bunun dışında herhangi bir sıkıntı olursa lütfen chatten bizimle iletişime geçiniz. Size mutlaka yardımcı olacağız. Ama tam seminere başlamadan önce bizim size birkaç sorularımız vardır. Sizinle kısa bir anket yapmak istiyoruz. Burada kısa bir cevapları seçersen çok seviniriz. Sorular aynı zamanda anonim olduğu için kimlerin ne seçtiğini görmüyoruz. Bizim merak ettiğimizin ilk konusu, seminerden ne bekliyorsunuz? Burada dörtten birisini tıklayabilirsiniz. Ve üyelerimizin kendisi de kendileri de sonuçları görebiliyor bu ara Müslüm Bey. Çok iyi. Evet, yenilikler klasik, yani beklediğimiz şey zaten evet. Bu konu hakkında herkes en son gelişmeleri merak ediyor tabii ki. Teşekkürler yanıtlar için. İkinci sorumuz ise, ev otomasyon sistemleri konusunda ne kadar bilginiz var? Az orta arasında oynuyor Müslüm Bey. Güzel. Umarım seminer sonunda herkes çok seçebilecektir. Teşekkürler. Ve son sorumuz. Burada da biraz daha spesifiktir. Legrand'ın ev otomasyon sistemleri ürünlerini hiç kullandınız mı? Burada çok keskin bir sonuç. Çok teşekkür ederiz yanıtlarınız için. Bu ara çok sık sorulan bir sorudur. Sunumu seminer sonunda alabilecek miyiz diye soruluyor çoğunlukla. Evet, seminer bittiğinde size PDF olarak sunumu indirmek için, bilgisayarınıza indirmek için buradan sunacağız. Müslüm Bey, sözü size bırakıyorum. Buyurun, teşekkürler, seminerler. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Sunumumuzda ev otomasyon sistemleri hakkında son trendleri, mimarisi konusunda bilgi vermeye çalışacağım. İçerik olarak bakacak olursak, öncelikle ev otomasyon sistemleri nedir? Mimarisi, avantajları, birkaç dünyadan istatistikler vereceğim. Daha sonra altyapısı ve teknolojiler, son olarak da ev otomasyon sistemlerinin fonksiyonlarına değineceğim. Aslında otomasyon kelimesi kontrol anlamına da geliyor. Yani şöyle bir tanım yapabiliriz. Evinizde bulunan cihazların kullanıcı tarafından tek merkezden kontrol edilmesi aslında. Tabii sorulan, yani akıllara gelen ikinci bir soru, akıllı ev sistemleriyle ev otomasyon sistemleri arasındaki bir fark var mıdır? Temelde aslında yok. Tek farkı sadece cihazların kendi kararlarını verebilmesi. Bu da tabii ki ortamdaki değişikliklere göre cihazların algoritmalarının bu şekilde programlanması. Dolayısıyla mevcut bir ev otomasyon sisteminiz varsa aslında akıllı ev otomasyon sistemlerine de geçiş yapmış oluyorsunuz. Bu anlamda kullanım alanlarına göre iki türlü otomasyon sistemlerinden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi basit otomasyon. Daha çok
aydınlatma kontrolünü içeren bir otomasyon sistemi. Tam otomasyona girdiğimizde tabii ki bu çok daha geniş bir segmenti için alıyor. Bunlar aydınlatma, multimedya, ısıtma, soğutma, uzaktan kontrol diyebiliriz. Tabii bunların hepsi aslında aynı zamanda konsept olarak baktığımızda M2M mantığını da içine alıyor. Yani uzaktan siz kontrol ettiğinizde bir cihazdan diğer cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Machine to machine uygulamaları da yapabiliyorsunuz. Bu anlamda otomasyon sistemleri aslında hem M2M'i içine alan hem de entegrasyonu sağlayan, geleceğe yönelik tüm teknolojileri içeren bir konsept, kullanıcıya da rahatlık sağlıyor. Tabii ki sadece rahatlıktan bahsedemeyiz. Bunun yanında aynı zamanda kullanıcıya enerji tarafında tasarruf sağlıyor. Bu da ayrı bir önemi içeriyor. Altyapılarına göre ayıracak olursak kablolu kablosuz ve her ikisini de içeren kablolu ve kablosuz sistemleri birlikte içeren hibrit sistemler mevcut. Mimarisinden biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle altyapı olarak kablolu, kablosuz veya hibrit bir sistem seçilebilir. Daha sonra aktüatörler ve anahtarlama devreleri geliyor. Bunlar sizin cihazlarınızı kontrol edecek devreler. Onun üzerine daha sonra kontrol birimleri devam ediyor. Daha sonra bu kontrol birimleri neler yapıyorsunuz? Tabii ki sisteminizi kontrol ediyorsunuz. Bir tuşa bastığınızda aydınlatmanın açılması veya senaryoların çalışması gibi işlevleri bu kontrol birimleriyle sağlıyorsunuz. Daha sonra yükler var. Yükler ise sizin kullandığınız, yani aktüatörlere bağladığınız cihazlar diye tanımlayabiliriz. Yine bunlar aydınlatma cihazları olabilir veya beyaz eşyalarınız olabilir, herhangi bir elektrikli eşya olabilir. Bunların hepsini bir yük olarak veya işte panjurlarınızdaki motorlar olabilir. Bunların hepsini bir yük olarak tanımlayabiliriz. Yapı olarak bunların kurulması aslında mimarisi bu şekilde. Daha sonra siz buna çeşitli aksesuarlar ilave edebilirsiniz. Entegrasyonu sağlayacak ürünler ilave edebilirsiniz. Çevre bilimleri ilave edebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi hırsız alarm sistemleri mesela veya kamera sistemlerini buraya dahil edebilirsiniz. İnterkom sistemlerini de keza dahil edebilirsiniz. Tabii sisteminizi sadece mevcut kontrol birimleri üzerinden kontrol etmeniz gerekmiyor. Aynı zamanda uzak erişim sayesinde herhangi bir tablet veya akıllı telefonlar üzerinden de kontrol edebilirsiniz. Avantajlarına bakmak istiyorum. Aslında en büyük avantajlarından birisi konfor demiştik. Bundan öncesi enerji tasarrufu diyebiliriz. Çevredeki ısıya göre, yani evinizdeki ısıya göre sistem bunu algılıyor termostatlar aracılığıyla. Daha sonra işte doğalgazın kısılması, vanaların kısılması veya işte elektriğin kısılması gibi durumları sağlıyor ve bu size ciddi bir tasarruf sağlıyor. Senaryo anahtarları var. Bu anahtarlar sayesinde zamandan tasarruf edebilirsiniz. İşte evinize geldiğinizde tek tuşa bastığınızda pencerelerin, panjurların açılması, ışıkların bir kısmının yanması gibi veya işte radyonun çalışması, multimedya ürünlerin çalışması gibi size hem tasarruf hem zamandan tasarruf hem de aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlıyor. Multimedya seçenekleri var. Bu tabii ki kullanıcı veya işte bizler evlerimizde daha rahat etmemizi sağlayacak yapılar. Televizyon açılması, işte DVD'nin açılması veya işte müzik sesinin belli bir noktada farklı çalması veya belli bir noktada daha farklı bir kanalın çalması gibi işlevleri de yapıyor. En büyük avantajlarından bir tanesi yine evinizin tüm kontrolünün tek merkezde toplanması. Bunun yanında tabii ki önemli konularından birisi son zamanlarda da Türkiye'de gelişen güvenlik sektörü. Burada da güvenlik ürünlerini, kamera sistemlerini, işte CCTV kamera sistemlerini veya alarm sistemlerini entegre edebilirsiniz. Bunun yanında ileriye dönük teknolojilerindeki entegrasyon imkanı da sunuyor. Bunlardan bir tanesi mesela telekomda olabilir. Siz sisteminize SIP
dediğimiz bir protokolle IP telefonları bağlayabilirsiniz. Daha sonra veya işte IP intercom sisteminiz varsa bunun üzerinden dünyanın her yerinde ücretsiz konuşabiliyorsunuz. Bu teknolojilere de aynı zamanda adapte olabilen bir sistem. Birkaç istatistik vermek istiyorum. Bu dünyadaki istatistikler tabii Türkiye'de ister istemez yansıyan durumu var. Dünya otomasyon pazarı gitgide gelişmekte olan bir pazar. Bunu görmekteyiz. Hem Avrupa'da veya işte Kuzey Amerika'daki birkaç istatistiği aldım buraya. Gördüğünüz gibi 2015'ten itibaren baktığımızda yükselen bir grafik var. Yaklaşık 15 milyon ev 2017 itibariyle Avrupa'da ev otomasyon sistemlerine tam ev otomasyon sistemlerine entegre olacak şekilde gelişeceğini düşünüyoruz. Burada bir de internete bağlı cihaz sayısından da bahsetmek istiyorum. Bu da önemli bir rakam. Neden internete bağlı cihaz sayısı ev otomasyonuyla ilgili? Çünkü ne kadar çok yani evimizde her cihaz internete bağlı olması bir M2M mantığını güdüyor. Internet of Things dediğimiz yani internete bağlı şeyler veya cihazlar dediğimiz konu bu aslında. Dolayısıyla ne kadar çok bağlı cihaz varsa ev otomasyon sistemine entegrasyon o kadar daha çok hızlı olacak. Bu yüzden burada bir artan bir trend var. 2014 itibariyle çok ciddi yani 3 milyara 2,5 milyar cihaz bağlı olacak. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri de görüyoruz.
Kusura bakmayınız. Küçük bir teknik arıza oldu. En iyisi bir iki saat geri gidelim Müslüm Bey. Peki buradan bir daha başlayalım kısa bir anlatılma. Çok özür dileriz tekrar. Buyurunuz. Tabii ki. Devam ediyorum tekrar. Dünya otomasyon pazarıyla devam ediyorum. Buradaki trend gitgide artmakta. Hem dünyada hem Türkiye'de bu trend artmakta. Buradan biraz bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi yani 2015'ten 2017'ye kadar hızlı bir büyüme var. 2017 itibariyle yaklaşık Avrupa'da 15 milyon ev tam olarak otomasyon sistemine, ev otomasyon sistemine kullanır hale gelecek. Bunu görebiliyoruz. Ben bir de internete bağlı cihaz sayısından bahsetmek istiyorum. Bundan az önce tabi ses gittiği için kesildi burada. Burada internete bağlı cihaz sayısı aslında altyapının isteklerini veya altyapının gelişmesine neden olan konulardan birisi. Burada da hızlı bir gelişme var. Bu gelişmeyi gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde görebiliyoruz. Aslında Türkiye olarak gelişmekte olan ülkeler arasındayız ve buradaki hızlı yükseliş ve hızlı trend daha fazla. Dolayısıyla bu neyi getiriyor? Bu altyapıyı getiriyor. Bu M2M cihazların daha fazla olmasına neden oluyor. Bu otomasyon sisteminin daha hızlı ilerlemesine neden olan konulardan birisi. Bir örnek verdim burada. Tekrarlamak istiyorum. Mesela eğer evinizde ev otomasyon sisteme bağlı bir alarm sistemi veya bir CCTV sistemi varsa olay anında veya hırsızlık anında kayıt olacak ve siz bu kayıtları hızlı bir şekilde erişebileceksiniz her yerde. Dünyanın her yerinde hızlı bir şekilde erişebilecek hale geleceksiniz. Bu da altyapının tabii ki daha fazla data göndermesine veya işte kanal kapasitesinin daha çok olmasını neden olan etmenlerden birisi. İnternet penetrasyonuna bakacak olursak veya bu internet alım hızına, internete sahip olma hızına bakacak olursak yine gelişmekte olan ülkelerde bu hız daha fazla, daha büyük bir pay var gördüğünüz gibi. Bu da tabii ki yine altyapının gelişmesine neden olan konulardan birisi. Ev otomasyon sistemlerinde altyapı ve teknolojilerden biraz bahsetmek istiyorum. En çok kullanılan haberleşme teknolojilerinden üçünü buraya aldım. Bunlardan bir tanesi Powerline, 220 kablolardan data akışı sağlayan bir haberleşme. Diğeri RF haberleşme, diğeri ise bas haberleşme. RF haberleşme, radyo frekansı üzerinden yapılan haberleşme. Bas haberleşme ise iki kablo üzerinden yapılan ve en çok kullanılan haberleşme tekniği. Bunlara bakacak olursak data akışı 220 volt üzerinden Powerline'da, kablosuzlarda zaten kablosuz. Bunlarda çeşitli frekans aralıkları var. İşte 868 en çok kullanılan frekanslardan birisi. Onlara da bakacağız. Bunun yanında 2.4 GHz kullanan teknolojiler de var. Basta Twisted Pair dediğimiz TP kablosundan bilgi iletiliyor. Networklerine bakacak olursak serbest bir network var, mesh topolojisi var. İnterferans olma özelliklerine bakacak olursak Powerline ve RF daha çok interferans, yani bu çevresel etkilere veya işte adreslerde gelecek çakışmalara veya sistemin kapasitesine göre etkilenme oranı daha fazla. Basta biraz daha az, yok değil ama biraz daha az. O yüzden eksi olarak gösterdi diğerlerine nazaran. Data hızlarına bakacak olursak burada 20 bit per second, diğer tarafta 250K arası, diğer tarafta da bas tarafında ise 9600'e kadar çıkabiliyor. Tabii burada en büyük özelliklerinden birisi RF ve basın Powerline'a göre çok daha hızlı data akışının sağlanması. Bu da önemli. Bu yüzden Powerline biraz daha az kullanılıyor veya kullanılmıyor diyebiliriz. Adres sayılarında da yine 256, 250'den 60'a kadar, 60K'ya kadar, 250'den yine 60K'ya kadar adresleme, cihaz adreslemesini sağlayabiliriz. Bu da önemli bir konu. Daha fazla cihaz adreslenebilir. Yine ev otomasyon protokollerine ve OSI modeline bakacağız. OSI modelini
zaten biliyorsunuzdur. İnternette en çok kullanılan katmanlar olarak düşünebilir. Aslında iki cihazın, iki tane haberleşen cihazın veya birden fazla haberleşen cihazın haberleşmesinin nasıl olacağını düzenleyen standartlar. İşte bunlar 7 katmandan oluşuyor. Oradan işte fiziksel katmandan sunum katmanına kadar ilerleyen katmanlar var. Dediğim gibi temel olarak haberleşmenin nasıl olduğunu düzenleyen katmanlar serisi. Protokollere bakacak olursak burada PowerLAN protokoller var. UBP, XON en çok zaten sektörde olan kişilerin en çok bildiği ve kullandığı teknolojiden, protokolden bir tanesi. Istio var, SCS var. SCS aslında LeGrand'ın kullandığı ve çıkardığı bir teknoloji. Simplified Cabling System olarak geçiyor. Yani kolaylaştırılmış kablolama sistemi. İki kablo ile yapılan haberleşme. Yine KNX var. KNX de yine bunlar bus tarafında iki kablolarla yapılan haberleşme teknolojileri, otomasyon teknolojisi. CBus var, Zigbee var, Z-Wave var ve Innovation denilen yeni bir teknoloji var. Burada en çok kullanılan kablosuzlardan aslında Zigbee ve Z-Wave var. Zigbee'nin 2.4 GHz ve 868 MHz'de çalışan ürünleri mevcut. Bunu tabii ki kablolu sisteme de entegre edebiliyorsunuz. Diğer taraftan Z-Wave var. Onlar da 868 ile 900 MHz arasında çalışan ürünleri var. Innovation'da dediğim gibi üretilmiş yeni teknolojilerden bir tanesi. Bunlar da kablosuz. Burada kullanılan kablosuz sensörler veya ürünler enerjilerini dışarıdan herhangi çevresel etkilerden alabiliyor. İşte güneş ışığından alabilecek seviyede şekilde tasarlanmış ürünlere sahip. Bas kablolamasına gelecek olursak, eğer evinizde mesela standart bir kurulum olsaydı, gördüğünüz gibi birden fazla burada kablolama vardı. Bunlar 220 kabloları da içerecekti. Dolayısıyla bir karmaşıklık olacak ve kablo fazlalığı olacak. Ama bas kurulumuna geldiğimizde sadece iki kabloyla bu haberleşmeyi sağlayabiliyoruz. Buradaki kontrol cihazları bas haberleşmesini iki kabloyla yapıyor. Daha sonra siz zaten herhangi bir senaryo tanımladığınızda veya tuşlara bastığınızda ilgili yükler burada çalışıyor. Temel yapısı bu. En büyük özelliklerinden ve farkında diğer kablolama, standart kablolamaya göre en büyük farklarından birisi bu. Tabii ki burada gürültünün daha az olması, daha az interfere olması gibi konuları da kapsıyor. Bas haberleşmesi şu şekilde oluşuyor. Verici ve alıcı var. Bu bilgi twist pair dediğimiz kablodan, yani büklümlü kablodan gidiyor. Bu büklümlü kablonun en büyük özelliklerinden birisi zaten haberleşmede de kullanıldığı üzere diferansiyel bir haberleşme yapısı sunması. Yani başta olan bilgiyi sonunda da alabiliyorsunuz. Üzerine binen herhangi bir yük olursa veya gürültü olursa diferansiyel özelliğinden dolayı hat sonunda bu yük tabii ki gürültü sıfırlanıyor. En büyük özelliklerinden birisi bu. Tabii bu kablo mesafeleri çok önemli. Yani sizin sisteminizde dahil edeceğiniz kablo türü ve kablolama yapısı ve kablo mesafesi sisteminizi doğrudan etkileyecek etmenlerden birisi. Bu yüzden bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle kurulum yapan veya projelendirme yapan arkadaşlar bunlara muhakkak dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde hat sonunda gürültü almanız veya iletişimde bozukluk olması kaçınılmaz konulardan birisi. Bas sistem özelliklerine bakacak olursak iki türlü bağlantı modeli var veya iki türlü demeyeyim, her türlü bağlantı modeli olur, bu sağlanabilir ama en önemli konulardan birisi kapalı çevrim olmaması, yani loop'un olmaması. Loop olmadığı sürece siz bilgiyi mesafeler dahilinde çok rahatlıkla alabilirsiniz ve sisteminizde herhangi bir sorun olmaz. Burada gördüğünüz gibi bir toplama kutusu var. Burada yükler ve aktüatörler var. Toplama kutusundan panolara geliyor. Bu yıldız bir bağlantıyı içeriyor. Diğer tarafa baktığımızda ise
Burada ise bir mesh bağlantı dediğimiz serbest bir bağlantı var. Yani loop içermeyen herhangi bir noktadan, herhangi bir aktüatörden veya herhangi bir bilgi veren anahtardan doğrudan sisteme bot toplama kutusuna gelebilir. Buradan da panoya bağlanabilir. Bu şekilde bir yapısı var. Dediğim gibi her türlü kablolama yapısına uygun. Tabii ki önemli olan loop'un olmaması. Biraz bileşenlerinden bahsetmek istiyorum. Genel olarak neler var? Bileşenleri olarak güç kaynağı var. Bu bas hattını ve cihazları, yani bas hattında olan sizin kontrol edeceğiniz kumandalar, senaryo anahtarları, grafik ekranlar veya herhangi anahtarları, basit diye tabir ettiğimiz anahtarları kontrol edecek ve besleyecek enerjiyi güç kaynağından alıyor. Aynı zamanda sistemde bağlı olan aktüatörler dediğimiz röleler de burada mevcut. Burada önemli olan konu sizin yükünüze bağlı olarak seçeceğiniz aktüatörler. Yani hangi yüke hangi aktüatörü seçtiğiniz çok önemli. Aydınlatmada da bu böyle. İşte LED veya halojene seçtiğiniz bir aktüatörle perde veya işte floresan veya başka bir yüke seçtiğiniz aktüatör değişebilir. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Genel yapı olarak bu. Tabii ki bileşenlerine ek olarak biz uzak erişim de koyabiliriz buraya. Neticede mimarisinde olan bir konu ve uzak erişimle de sisteminizi kontrol edebiliyorsunuz. Kumandalar kısmında aslında onda ilave edilmesi gerekebilir. Bilgi gönderimi nasıl oluyor? Bas hattı üzerinden bilgi gönderiliyor. Siz eğer bir kumandada bastığınızda veya herhangi bir uzak erişimle herhangi bir kumandaya bilgi gönderdiğinizde bu kumanda aktüatöre ulaşıyor. Aktüatör de üzerinde bulunan yükleri çalıştırıyor. İşte bu yükler ısıtma soğutma olabilir, dediğim gibi aydınlatma olabilir veya perde, panjur de olabilir tabii ki. Tamamen sistemin yapısına göre kontrol edilen birimler. Kablosuz tarafa bakacak olursak, kablosuz tarafta aslında Zigbee kullanılıyor çokça. Z-Wave de var tabii ki. Biz Logrant olarak Zigbee ürünlerimiz mevcut. Bunları kullanıyoruz. 64 noda kadar adreslenme imkanı var. 2.4 GHz veya Türkiye'de 868 MHz kullanılan iletişim bandına sahip. SCS Bus dediğimiz bizim kendi otomasyon bas haberleşme teknolojimizle entegre edilebiliyor. Güncellenebilir iletişim yoluna sahip. Bu da önemli tabii ki. Onu da göstereceğim birazdan. Otomasyon kontrolde ise aydınlatma, motor kontrol, sıcaklık ve güvenliği içeren bir teknoloji. Şöyle bir yapı olsun. Anahtarlar ve kontrollere sahip olan bir mesh yapı görüyoruz burada. A ile B arasındaki bir bilgi gönderildiğinde bilgi yolu şu şekilde iletildiğini farz edelim. Daha sonra A ve B arasında herhangi bir iletişim kopukluğu olduğunda veya bilgi aktarılmadığında algoritması ve akıllı yapısı sayesinde bir başka yol buluyor ve A ve B arasında bu bilgi iletişimini sağlıyor. Dolayısıyla bu alternatif iletişim yolu sayesinde bilgi bir başka noktadan belirlenen noktaya ilerliyor ve herhangi bir kayıp olmuyor. Bu da Zigbee'nin önemli özelliklerinden bir tanesi. Hibrit bağlantıya bakalım. Diğer bir özellikler kablolu, kablosuz ve kablolu, kablosuzun içinde olduğu hibrit yapıya bakacak olursak. Gördüğünüz gibi ekranın sol tarafında SCS bus veya işte bus teknolojisine sahip kablolama ürünleri gözüküyor. Otomasyon ürünleri. Diğer tarafta ise radyo Zigbee dediğimiz, yani hepsinin zaten radyo frekansına sahip olduğu Zigbee ürünler mevcut. Bunlar kendi aralarında mesh bağlanabiliyor. Daha sonra sisteme, kablolu sisteme siz dahil edebiliyorsunuz. Bunu bir arayüzle de dahil edebilirsiniz veya doğrudan da dahil edebilirsiniz. Böylece
siz kablolu, mevcut kablolu olan yapınsa kablosuz ürünlerde daha sonra ilave edebilirsiniz. Kablosuz ürünler genelde kablo çekilmesi zor veya kablolaması tamamlanmış yerlerde çokça tercih ediliyor. Eğer sistem veya kurulan yer yeni kablolamaya müsaitse buraya tabii ki bas kablolaması çekilmesi önerilir. Tabii ki bu müşterinin veya sizlerin isteğine veya yapısına göre de değişiyor. Kablosuz da çok güvenli bir şekilde kullanılabilir. Güvenlik açıkları gitgide kapatılıyor aslında. O yüzden çok fazla eskisi gibi yani akıllarda olan aslında kablosuzun getirdiği dezavantajlar çok yok. Gelişen teknolojiyle beraber Zigbee'de özellikle bu kablosuz taraftaki algı değişmiş durumda. Entegrasyona bakacak olursak ev otomasyon sistemleri nelerle entegre olabilir? Aydınlatma ve perde kontrol bunların içinde. Intercom, iklimlendirme, ısıtma, soğutma, hırsız alarm sistemleri, TCP/IP uygulamalar, multimedya, ses ve görüntü, ayrıca enerji yönetimi dahil edebiliriz. Tabii ki bu yapıyı daha da genişletebiliriz. Teknolojinin gelişmesiyle bu yapının üzerine daha çok konular eklenecek. Telekom tarafında eklenecek, diğer sektörün diğer tarafında eklenecek. Özellikle enerji yönetimi tarafında da veya işte bilginin görüntülenmesi, bir cihaz ne kadar tüketim yapıyor, bu tüketime göre sistem nasıl davranmalı, daha akıllı kısmına gelecek şekilde tasarlanıyor. Böyle ürünlerimiz de var tabii ki, böyle ürünler de mevcut. Ev otomasyon sistemlerinin fonksiyonlarına bakalım. Ne yapabiliyor, neler yapabiliyor, neleri yapabilirsiniz? Onlara bir kısaca değinmek istiyorum. En başta aydınlatma kontrolü, sizin evinizde bulunan lambaları, aydınlatma seviyelerini siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Dimleyebilirsiniz, kısabilirsiniz veya daha fazla açabilirsiniz veya belli bir modda, hangi moddaysa yani sizin istediğiniz moda göre ayarlayabilirsiniz. Aydınlatma kontrolü anahtar dokunmatik panel veya uygulama üzerinden yapılabilir. Bu uygulama dediğim uzak erişimden aslında yapılabilir. Cep telefonu üzerinden veya işte akıllı tabletler üzerinden yapılabilir. Enerji tasarrufu sağlar. Çünkü eğer gün ışığından yararlanma oranı evinizin odanızdaki gün ışığından yararlanma miktarına kadar fazlaysa daha az ışık, daha az dimleme yapılacak. Dolayısıyla siz buradan tasarruf sağlayacaksınız. Veya sizin modunuza göre, yani o günkü moda göre de ışıkları yakıp, dimleyip veya belli bir orana getirebilirsiniz. Senaryo tanımlanabilir. Siz istediğiniz senaryoları tanımlayabilirsiniz. Giriş senaryosu ile işte koridor yanabilir veya salon yanabilir. Veya herhangi bir mutfağa gideceğinizde mutfak üzerindeki lambalar yanabilir. Veya siz eğer gece yatak odanızdan lavaboya gitmek isterseniz tek tuşla yatak odanızdan lavaboya gidecek ışıkları belli bir seviyede yakabilirsiniz. Bu gibi senaryolar tanımlanabilir. Tabii ki burada az önce de bahsettiğim gibi önemli olan konu sizin kullandığınız lamba türüne göre, yüklere göre uygun aktüatörün seçilmesi. Böylece hiçbir sorun yaşanmaz. Diğer bir konu, diğer bir fonksiyon ise perde ve panjur kontrolü. Farklı tiplerdeki motorlara uygun aktüatörler seçilmelidir burada. Tabii ki bunun yanında sadece evde kullanacağınız panjurlar değil, çevresel etkilere göre de perde ve panjur otomatik olarak kapanabilir. Bu nasıl oluyor? Mesela hava yağmurluysa tenteleri kapatabilirsiniz. Bir iş yeri de olabilir bu. Yağmur algılama sensörleri sayesinde tenteler kapatılabilir. Veya eğer rüzgar miktarı fazlaysa veya rüzgarın miktarına göre, çevresel etkilere göre yine tenteler kapatıp açılabilir. Panjurlar veya perdeler kapatıp açılabilir. Bunun hepsini siz çevresel etkilere göre de yapabilirsiniz. Aslında bir sisteminde biraz akıl kısmını dahil etmiş oluyorsunuz. Yine aynı şekilde senaryo tanımlanabilir tabii ki. Bu senaryolar nasıl tanımlanabilir? Mesela siz
evden çıktığınızda, çıkış senaryosu yaptığınızda perdeler ve panjurlar kapanır. Siz bunu zamanladığınızda belli zamanlarda perde ve panjurlarınız açılabilir. Veya siz seyahate gittiğinizde yine gün içinde perde ve panjurların açılması, ışıkların açılıp kapanması gibi senaryolar yükleyerek içeride birisinin olduğu algısını da verebilirsiniz. Bu gibi senaryolar da tanımlanabilir. Isı kontrolüne gelecek olursak yine burada önemli bir konu aslında. Çünkü tasarrufun büyük bir kısmı ısı kontrolüyle sağlanıyor. Yani sizin de enerji tasarrufu yapmanızın en önemli nedenlerinin, en önemli etkilerinden birisi ısı kontrolü, iklimlendirme kontrolü diyebiliriz. Zaten son zamanlarda da yalıtımın önem kazanması aslında ısı kontrolünün çok önemli bir noktada olduğunu gösteriyor. Burada sizin kullandığınız, yani evinizin içinde kullanılan termostatlar sayesinde ortam ısısı ölçülüyor ve böylece ortam ısısına uygun sahip olduğunuz valfleri veya işte doğalgazı veya eğer ısıtma soğutma bir elektriğe bağlıysa onların kısılması, açılması veya lokal olarak kapatılması veya açılmasını sağlayabiliyor. Bunu kullanıcı isteğine göre de yapabilirsiniz. Yani siz istediğinize göre belli bir odayı daha fazla ısıtıp diğer odanın ısıtmasını kapatabilirsiniz. Aynı zamanda bunu otomatik olarak dediğim gibi termostatlar sayesinde de belli bir ısıda tutabilir. Bu size enerji tasarrufu sağlamanıza neden oluyor. Daha böylece yani bütçenize katkıda bulunuyor. Aynı şekilde senaryolar da tanımlanabilir. Siz eve geldiğinizde, eve yaklaştığınızda işte kombinin açılması veya işte valflerin açılmasıyla beraber ortam ısısının belli bir noktaya gelmesini sağlayabilirsiniz. Bunu zamanlayıcılarla da yapabilirsiniz. Zaman termostatı zamanlama dahil ederek belli bir zamanda açılıp kapanmasını veya süreli olarak açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu gibi imkanlar var. Bunun tarafında soğutma tarafında da var. Soğutma tarafında da siz uzaktan veya yakından lokal olarak kontrol edebilirsiniz. VRV ve VRF sistemler var veya split klimaları da yine kontrol edebilirsiniz. Genelde soruluyor VRV ve VRF sistemler arasında fark nedir diye. Aslında bir fark yok. Bunlar derecelendirilmiş bir şekilde ısı kontrolünü sağlayan sistemler. Farklı firmaların çıkarttığı teknolojik isimlendirmeler diyebiliriz. Multimetre kontrolüne geldiğimizde burada siz evinizin tüm otomasyon sistemlerini tek bir noktadan kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda bu kontrolü ses, görüntü veya bağlayacağınız herhangi bir kaynağı belli odanızın belli noktalarında çalıştırabilirsiniz. Bu nasıl oluyor? Mesela bir ses kaynağınız var, bir DVD'niz var. DVD'nin sesini yatak odasında dinleyebilirsiniz veya salona geçtiğinizde başka bir kaynaktan gelen televizyon sesinizi orada dinleyebilirsiniz veya herhangi bir müzik sistemini mutfaktan dinleyebilirsiniz. Bunların kontrolünü tek dokunuşta yapabiliyorsunuz. Bu sisteme dahil edeceğiniz ürünler TV, çeşitli oynatıcılar, işte DVD oynatıcılar, müzik setleri ve hatta güvenlik kameralarını bile sisteme dahil edebilirsiniz. Dokunmatik ekran ile kullandığınız bu ürün aynı zamanda resim çerçevesi olarak da kullanılabilir. Müzik dinleme zaten işlemlerini yapabilirsiniz. USB üzerinden veya SD kart veya kart üzerinden de bu işlemleri yapabilirsiniz. Veya internete açılabilir. İnternet üzerinden RSS bilgisi alabilirsiniz. Hava durum bilgisi alabilirsiniz. Veya işte haberleri okuyabilirsiniz. Bu gibi bir sürü işlemleri yapabilirsiniz. Tabii bir adım öne gidip konsiyerj hizmetlerini de bunun üzerinden sağlayabilirsiniz. İşte çevrenizde bulunan bakkal, market veya kuru temizleme yerlerini, lokasyonlarını belirleyip buralara sipariş verebilirsiniz gibi böyle daha fazla genişletebilirsiniz. Tabii ki bununla beraber iletişim ağını da sağlayabilirsiniz. İşte az önce bahsettiğim gibi SIP protokolünü bu ünitelere dahil ederek siz işte konsiyerj hizmetlerini sesli olarak bir noktadan bir noktayı arayarak ücretsiz olarak görüşebilirsiniz. Bunu da sağlayabilir. Bunun yanında yine her zamanki gibi senaryolar tanımlanabilir ve tanımladığınız bu senaryoları yine dokunmatik ekran üzerinden de sağlayabilirsiniz. Güvenlik tarafına gelecek olursak aslında entegrasyonun önemli parçalarından bir tanesi. Alarm sistemini her türlü teknik alarm veya hırsız alarm sistemlerini dahil edebilirsiniz veya çevresel
sensörleri de buraya dahil edebilirsiniz. Bunlardan birkaçı gaz sensörü, su basma sensörü, duman sensörü, bunları çevrede oluşan herhangi bir olaya karşı alarm bilgisini alabilirsiniz. Çevrede bulunan IP kameraları sisteme dahil edebilirsiniz. Hırsızlık anında bu IP kameralar kayıt alabilir. Siz kayıtları izleyebilirsiniz veya bunu işte gerekli mercilere sağlayabilirsiniz. Bunun yanında yine alarm durumunda sistem GSM, GPRS veya PSTN hat üzerinden, yani bildiğimiz analog hat üzerinden bu bilgiyi alarm haber alma merkezine iletebilir veya sizi çaldırabilir. Yani sizin cep telefonunuza bu bilgiyi eriştirebilir gibi birçok fonksiyonu sağlayabilir aslında. Yine intercom entegrasyonu veya intercom fonksiyonuna bakacak olursak, evinizde veya apartmanınızda bulunan intercom sistemini de ev otomasyon sistemine dahil edebilirsiniz. Dolayısıyla evinizde bulunan dokunmatik ekran üzerinden gelen kişinin kim olduğunu görebilirsiniz. Ona göre kapıyı açıp diğer zaten standart olan intercom işlemlerini yapabilirsiniz. Bunun yanında yine bahsettiğim gibi SIP tabanlı intercom sistemi varsa her dünyanın her yerinden erişebilirsiniz. Gelen ziyaretçi görebilirsiniz veya evde yoksanız o gelen çağrı, yani giriş ünitesinden basıldığında, yukarı arama yapıldığında evde yoksanız o bilgi sizin cep telefonunuza yönlendirilir ve cep telefonu üzerinden de kapıyı açtırtabilirsiniz. Bu gibi işlemleri de yapabilirsiniz. Sesli ve görüntülü mesaj ları kaydedebilir giriş ünitesi, daire ünite tarafından. Reklam oynatma özellikleri olabilir. Bunlar da sağlanabilir. Yine buraya konsiyerj hizmetlerini de koyabiliriz. Reklam oynatma aslında önemli bir gelir. Yani sitelerde önemli bir gelir imkanı sağlıyor. Çevrede bulunan yine iş yerlerinin reklamları daire iç ünitesinde oynatılabilir. Dolayısıyla bir gelir imkanı sağlanabilir burada. Enerji yönetimi önemli konulardan yine bir tanesi, fonksiyonlardan. Enerji yönetimiyle ne yapabiliyoruz? Enerji yönetimiyle evimizde bulunan tüm cihazların ne kadar güç tükettiğini bulabiliriz, görebiliriz, görüntüleyebiliriz. Bunu istersek cep telefonu üzerinden görüntüleyebiliriz, istersek evimizde bulunan dokunmatik ekran üzerinden de görüntülenmesini alırız. Haftalık, aylık veya günlük bu bilgileri alabiliriz. Dolayısıyla bu bilgiler ne işimize yarayacak? Bu bilgiler ışığında biz evimizde bulunan ısıtma, soğutmaya, aydınlatmaya belli komutlar göndererek kısma işlemi yapabiliriz. Daha böylece veya bunu siz de yapmayabilirsiniz tabii ki. Sisteminize dahil edeceğiniz bazı ürünlerle, işte atıyorum ısıtma, soğutma için işte doğal gaz sayacından gelen bilgiyi çeşitli teknolojilerle, işte Modbus teknolojisi, Enbus teknolojileri gibi teknolojilerle bu bilgileri alabilir. Sisteminize bu bilgiyi dahil edebilir. Daha sonra doğal gazın kısılmasını, Wi-Fi'nin kısılmasını sağlayabilirsiniz. Tabii bu bilgiyi siz de verebilirsiniz. Atıyorum evinizde belli bir miktarda tüketim varsa bu tüketimi siz belli bir noktaya tutabilirsiniz. Bu değeri 1000 diyebilirsiniz. 1000 dediğiniz zaman 1000'e kadar olan miktardaki enerji tüketimini den aşarsa sizin belirlediğiniz önceliklere göre sisteminizin cihazlarını kısabilir. İşte aydınlatmayı kapatabilir veya işte ısıtmanın bir kısmını kapatabilir veya odalarda lokal kapatmalar yapabilir. Bu gibi tasarrufu size sağlıyor. Böylece %55'e kadar yani bütçenizde tasarruf sağlıyor. Çok ciddi bir miktar. Zaten ev otomasyon sistemlerinin aslında en önemli konularından bir tanesi rahatlık ve konfor sunuyor. Bundan aslında bir adım önde enerji tasarrufu sağlaması. Yani aslında işin bu tarafına çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Uygulamalar ve uzak erişim. Artık zaten günümüzdeki en büyük trendlerden birisi akıllı cihazlar üzerinden başka bir cihazı kontrol edilmesi. Bu da sıkça zaten sunumda da söyledim veya sıkça zaten reklamlarda da, aslında televizyon reklamlarında da görebiliyorsunuz. M2M dediğimiz işte bir cihazdan başka bir cihazın kontrol edilmesi, görüntülenmesi gibi işlemleri sağlayan uygulamalar.
Bu yine çok önemli bir özellik. Çünkü siz evinizin herhangi bir kısmını veya tamamını fotoğraflayabilir, bunu uygulamaya dahil edebilir. Bu uygulama fotoğraflar üzerindeki noktalara göre de siz isterseniz işte aydınlatmayı kapatabilir, ışıkları işte ısıtmayı açabilir gibi tüm fonksiyonları aslında tek bir ekrandan görebilirsiniz. Kullanıcıya ne sağlıyor? Tasarruf sağlıyor, zamandan kazanç sağlıyor. Çok önemli bir konu. Bunu aynı zamanda nasıl bir iletişim altyapısıyla yapacaksınız? GSM, GPRS veya PSTN üzerinden bu kontrolleri sağlayabilirsiniz. Senaryolar tanımlayabilirsiniz. Siz mesela dışarıdaysanız, işte evinizden uzakta veya tatildeyseniz tanımladığınız senaryolarla günün belli saatlerinde işte ışıkları açıp kapatabilirsiniz veya perdeleri açıp kapatabilirsiniz gibi eklentileri yapabilirsiniz. Aynı zamanda Android, iOS ve Windows tabanlı cihazlara uygun olarak çalışır bu uygulamalar. Tabii ki sadece siz otomasyon sistemleri veya bu sistemlerde dediğim gibi entegrasyona ve teknolojiye açık ürünler. Bir kere kurduktan sonra üzerine modüler bir şekilde başka bir cihazları, başka bir teknolojileri hızlı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Genel olarak benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım ev teknolojileri hakkında bilgi vermeye çalışmışımdır. Genel anlatacaklarım bu kadar. Yani konsept olarak aslında ev otomasyon sistemleri hayatınızı kolaylaştırıyor. Bunun yanında aynı zamanda size tasarruf sağlıyor. En önemli konusu bence tasarruf, sonrası ise rahatlık ve konfor. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Burada birkaç soru gelmiş. Bunlardan bir tanesini cevaplamaya çalışayım. SCS programını nasıl temin edebiliriz diye bir soru gelmiş. Bu SCS programı aslında SCS bizim altyapımız. Yani bas haberleşmemiz. Bizim tüm ürünlerimiz SCS bas haberleşmesiyle çalışıyor. Aynı zamanda bunu diğer teknolojilere de entegre edebiliriz. Mesela KNX teknolojisi veya işte Zigbee'ye de dahil edebiliriz. Bu programdan ziyade dediğim gibi bir altyapı haberleşme teknolojisi. Dolayısıyla bizim ürünlerimiz, eğer siz bir ev otomasyon, Legrand'ın ev otomasyon sistemini alırsanız bu kendi zaten teknolojiyle beraber geliyor. Bizim sistemlerimiz yani bilgisayar üzerinden de programlanabiliyor. Aynı zamanda kendi üzerindeki switchler üzerinden de programlanabiliyor. Bu konuda size yardımcı olabiliriz. İletişim bilgilerim ekranda görüyorsunuz. Eğer bana erişirseniz, Legrand'taki bu danışma hattına da erişirseniz burada size yardımcı olabiliriz. Teşekkür ederim Müslüm Bey. Bir soru bu ara bir daha geldi. Uygulamalı eğitim veriyor musunuz? Uygulamalı eğitim veriyoruz. Bunu da dediğim gibi bana ulaşırsanız gerekli irtibatı sağlarız. Satış danışmanı arkadaşlarımız sizinle iletişime geçer. Bölgede lokal olarak bu eğitimi sağlayabiliriz tabii ki. Evet, şimdi sorular gelmeye başladı. İbrahim Bey'e bir soru var. Evin içinde kablosuz haberleşmede refit mi, bluetooth mu insan sağlığı açısından daha zararlıdır? Aslında buna genel olarak bir cevap vermeye çalışayım. Hepsi RF çalışan sistemler. Yani bluetooth'ta, Zigbee'de, Z-Wave'de, radyo frekansı da hepsi zaten temelde radyo frekansı olarak çalışıyor. Bunların yani uzun vadede yapılan testlerde, yani okuduğumuz makalelerde birisi diğerinden daha fazla tabii ki güç harcıyor. Bu güç tabii ki etrafta yayılan aslında frekans veya işte radyasyon diyebiliriz, işte radyo dağılımı diyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir şey yok, ayrım yok. Hangisi bir insan sağlığına göre daha fazla, insan sağlığına daha fazla zarar verir veya vermez diye bir şey. Henüz bir açıklama, öyle bir durum yok. O yüzden hepsi zaten RF teknolojisi. Siz hangi RF teknolojisini kullanırsanız kullanın, o iletişimi sağlayacak ve böyle bir insan sağlığına zarar diye bir konu henüz çıkmadı. Böyle bir araştırma da tamamlanmadı açıkçası. Bahadır Bey'den bir soru gelmiş. Karabük Üniversitesi'nde kulüp başkanıyım. Üniversitemizde eğitim verebilir misiniz?
Tabii ki verebiliriz. Dediğim gibi ben sizin zaten bilgilerinizi alırım. Benim bilgilerim de ekranda var. Erişirseniz bu eğitimleri sağlayabiliriz. Büyük bir zevkle sağlayabiliriz tabii ki. Biraz daha beklerim çünkü kararlı soru yazmak biraz zaman alıyor. Sorun yok. O sıra biz kendimiz son sorumuzu soralım üyelerimize. Seminerin içeriği yeterli mi sizler için? Orada kısa bir tıklarsanız bir cevap çok seviniriz. Bu arada Müslüm Bey, benim merak ettiğim burada beklerken mesela benim bir taahhüt işim var, bir projem var, bir akıllı binada çalışıyorum, akıllı yapmak istiyoruz. Burada Le Grand bana ne tür destekte bulunabilir? Sizin ortak çözüm, ortak sunan ortakınız var mı yoksa doğrudan bir proje ekibiniz var mı? Biz burada çalıştığımız iş ortaklarımız var. Tabii ki Le Grand tarafından yetkilendirilmiş iş ortakları. Biz proje olarak destek veriyoruz. Hem çizimlerinde hem ürünlerin yerleşiminde hem hangi ürünlerin seçilmesi konusunda desteğimiz var. Bunu dediğim gibi satış danışmanı arkadaşlarımızla beraber, iş ortaklarımızla beraber yürütülen bir konsept. Dolayısıyla her ölçeğe göre de ürünlerimiz mevcut. Aydınlatma tarafında, aydınlatma otomasyonu tarafında, aynı zamanda ev otomasyonu tarafında veya işte yenek ürünleri tarafında da dediğim gibi ürün gamımız yeterli. Hem projelendirilmesine hem de ürün seçimlerinde biz destek oluyoruz. Bize ulaştıkları takdirde bu desteği sunabiliriz. Güzel. Bora yani Alice'in teşekkür ederiz. Biraz anketimizi kapatabiliriz burada. Evet, başka soru yoksa eğer katılımınız için çok teşekkür ederiz. Bugünkü seminerimiz de sona ermiştir. Müslüm Bey'e çok teşekkür ederiz geldiğiniz için tekrar. Seminerimizin kaydını da yaptık. Birkaç hafta içinde portalımıza kaydı ekleyeceğiz. Buradan tekrar izleyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Her zaman buradan erişebileceksiniz mutlaka. Size birkaç hafta içinde bültenimiz üzerinden duyuru yapacağız. Portalımıza eklenmiştir diye. Böylece herkese iyi cumalar diliyoruz. Hayırlı cumalar diliyorum ve bir dahaki sefere görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Teşekkürler, hoşça kalın.